göster, bir tane belge göster. Tamam. Bana de ki ne bekleyeceğim lan ben? Ben maşallah, Allah'ıma şükürler olsun. Görüyor musun ayakkabıyı? Ayakkabı alamıyorum. Boşuna konuşuyorum. Palavra ya, boş insanlar yani, anladınız mı? Bu insanlar bir daha bu ülkenin başına gelmesinler. Aday olarak kimi görmek ister? Böyle bir tuzak soruyu sordunuz. Aday yok ki şu an. Tamam, sen kimi görmek istersin? Yani, tuzak ya hayır, ki. Hayır, kimi görmek istersin derken biraz gerçekçi olmak lazım. Kimi isterse işte o çıkartılır. Şimdi belki. Bak, önce rakipler bir çıkar meydana. Kaç tane aday sen var? Sen kimi görmek istiyorsun? Abi sen kimi seviyorsun siyasetçi? Biliyor musun? Sevdiğin siyasetçi yok mu? Ya ben... En düşüncen önemli. Mesela ben olmak boşver isterim. Milleti. Ben olmak isterim. Çünkü aday yok ya. Ama Recep Tayyip Erdoğan şu anda adaysa... Başarılı. Allah yardımcısı olsun. Ölümüne yanındayız. Yine seçim olsa kesinlikle, bu hükümete verir. Kesinlikle. Mevcut durumdan memnun uluslararası, musun? Uluslararası operasyonlara baktığın zaman mevcut durum herkes için geçerli. Ama başarıları konusunda da hemfikirim. Başarılı mesela. Başarısız olduğu tarafı söyleyeyim. Zaman mesela siz köprüler, yollar diyeceksiniz. Biz başarısız diyeceğiz. Niye diyeceğiz? Çünkü onlar yap işlet garantili. Çünkü güzel bir biz şey. Geçemiyoruz o köprüden para verip 200 liraya. Bak sayarım ben sana. Ben bir senin şey başarı söyleyeyim. Olarak gördüm, benim başarısız olarak doğrudur. Gördüm. Doğrudur. Mesela hastaneler yapılmış. Eksik tarafı heykelleri yok. Hayır, onlar da yani hasta garantili abi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hasta garantili. Hastane yapılmış. Hastaneler var, heykelleri yok. Heykelin yapılması lazım. Eşekleri yok. Kim karşı çıkıyor onlara yapılmasına? Yani heykel yapılması lazım değil mi? Yani hayır, hastane ve yolların yapılmasına kim karşı çıkıyor? Yani şu anda muhalefet çıkıyor değil mi? Karşı çıkmanın ötesinde alkışlayan ama? Yok. Neden çıkıyor? Abi? Alkışlayan yok. Abi sen sordun, soruya cevap vermiyor ki. Yok. Mesela. Peki nedir konuyu bir daha söyleyin o zaman. Ben dedim ki onlara kim karşı çıkıyor? Muhalefet. Evet. Neden karşı çıkıyor? Muhalefete soracaksın. Hayır, muhalefete soracaksın. Hizmetin, o zaman alternatif hizmetler sunmaları lazım değil mi? Mesela hastane değil de bir postane lazımdı. Niçin hastane yaptın demeleri neden lazım. Neden soruyorum biliyor musun? Ha, ben de çoğu merak kişi ediyorum. Diyor ki hastane yapılmasına muhalefet karşı çıkıyor. Havalimanına karşı çıkıyor. Evet. Sonra yolların yapılmasına karşı doğru, çıkıyor. Doğrudur. Ama karşı çıktığı nokta yap işlet modeli. Devlet yapsın diyor. Niye biz bir köprüye 3 köprü parası veriyoruz diyor. Bu şey, yani. Ha, maliyet bakımından diyorsunuz. Evet, evet. Tabii Türkiye'nin sadece bütçesi bu tür hizmetlerle değil. Ülke 80 küsur milyonluk bir nüfusu var. Etrafımızda çok ciddi muhalefet olan ülkeler var. Terörle ilgili çok ciddi sorunlar var. Bugün bir mermi maliyetine baktığın zaman dağımız taşımız 30 yıldır 40 yıldır silahlı operasyonlarla yürüyor değil mi? Bu bir maliyettir yani. Ama haliyle 30 yıl bütün önce parayı de bu ama şu anda Allah'a çok şükür bitti değil mi? Bitti diyebiliyor musunuz? Demiyorsunuz belki ama, ha diyemezsiniz ama eskiden 20-30 tane terörist bir arada yürüyordu, geliyordu, 8-10 tane askerimizi şehit edip gidiyorlardı. Şimdi bir tane askerimizi Allah'a çok şükür ve biz şimdi onların inlerinde bu operasyonu yap işlet modeli yapıyoruz. Hayır, maliyetlerden bahsediyoruz ya, bir savaş maliyeti çok ciddi bir maliyettir. Onun haricinde hastane var, her türlü giderlerimiz var, hayat devam ediyor. Ya, bütün parayı yine veriyoruz abi, hazineden veriliyor. Hazine o kadar sonsuz para bir kaynak. Hazinede para kalmayınca her şey zam geliyor. İşte bu zam o yüzden. Tabii şu anki zam o yüzden değil tabii. Yani uluslararası bir suni kıtlık operasyonları var. Yani bunu birazcık inceleyip bakıldığı zaman ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Belki ama elimizde... Ama işlet devlete bir cevap veremedi ya değil mi? Yani ona bir cevap vermen lazım. Konuyu başka tarafa çektin mesela. Teröre çektin, şeye çektin. Aynen yani. Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Yap işlet devletle ilgili konuda cebinden 5 kuruş para çıkmadan bir proje yapılıyor. Bravo. Şimdi bakın şöyle. Cebinden 5 kuruş şimdi para. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Yani garantili, yol geçiş garantili tamam. Olduğu için günde 43 bin araç geçmezse devlet milyon dolar veriyor. Şimdi vermiyor, şöyle bir şey. Vermiyor. Veriyoruz diye açıklama yapıyor. Sen rahat ol. Onların hesabını, kitabını, her şeyini yapıyorlar. Maalesef. Rahat olun. Her şeyini hallediyorlar. Veriliyor. Hükümet diyor biz veriyoruz. Örnek göstersene bana. Bir tane verilen ücretli bir tane köprü göster. Bir tane. De, hükümet kendi ağzı. Bana de ki bir tane yapılan köprülerden bir tanesinden ücret verdi devlet de. Bir tane. Bir tane ya. Üçüncü köprü. İspatlasana bana. İspatla, belgen var mı? Ya bak. Bir göster, bir tane belge göster. Tamam. Bana de ki devlet İspatla şu yaptığı köprüden ücret ya, verdi bir tane. Bir tane göster. Yok. Nasıl yok? Yok kardeşim. Bekle, yok, bekle. Dünya yok. Bana yalan haber anlatma. Boş ver. Peki. Gel gitme. Bak millet aç bak. Şurayı çek. Millet aç bak. Haber. Bak baklava sırasında bekliyorlar. Millet aç. Bak.
Ekmek kuyruğu falan diyorlardı. Bak millet aç. Ben niye beklemiyor? Ne bekleyeceğim lan ben? Ben maşallah Allah'ıma şükürler olsun. Hayır, göster demedim ya. Bak millet. Göster demedim. Bak bak ya, bana bir şey göstermesin zaten, yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle ya? Bir şey. Herkesin şeyi farklı. Yok bak, öyle bir şey. Yok yok. Sen rahat ol. Görüyor musun ayakkabıyı? Ayakkabı alamıyorum. Boşuna konuşuyorum. Öyle bir haber yok diyor mesela. Ne yok? Adam kendi ağzıyla söyledi. Koyacağım yani şimdi video. Kendi ağzıyla söylemedi mi? Kendi ağzıyla söyledi. Ne bak, abi ya bak, ayakkabı çektin mi abi? Ne anlatıyor bu? Herkes aç, boşuna uğraşıyor. Kimisi abi, çok zengin. İki baklava olabilir. Sırası görmüş. Bedava. Herkes baklava. Biraz ucuz diye gidiyor ya. Niye buralardan almıyorlar? Burası biraz ucuz yaptı diye. Demek ki millette para yok. Demek ki görmek gerekiyor. Her şey boş. Barış Atay olur, Erkan Baş olur. İkisini de görmek isterim yani. Neden? Benim düşüncemde insanlar, bizim düşüncemizde insanlar. Ondan dolayı. Hani sol görüşlü bir insanım. Onları görmek isterim yani. Onun dışında da CHP'nin içinden belki Özgür Özel olabilir. Ama dandik dandik Ekmelettin falan filan gibi adamları görmek istemiyoruz yani. Biliyorsunuz şu anda Mansur Yavaş bayağı bir konuşuluyor, aday gösterecek diye Millet İttifakı. Olmasını ister mi? Olur tabii ki. Yani kazanabilecek birisi Mansur Yavaş sonuçta ve CHP'nin içinde de epey öyle yani seçim kazanabilecek güçlü adam eksikliği var. Bence Mansur Yavaş o boşluğu doldurabilir. Politik olarak doğru bir hamle ama siyasi olarak sonuçları ne olur? Onu yaşayıp görmek lazım. Şimdikinden çok daha iyi olacağı kesin yani. Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsun? Berbat. Berbat. Yani kiralamaya ev bulamıyoruz şu anda. Ben bir mühendis olarak çalışıyorum. Makine mühendisiyim. Ya inanır mısınız? Gerçekten kiralamak için ev bulamıyoruz. Olan evler aşırı pahalı. Kim bu lüks elit insanlar, bu evlerde oturanlar ben bilmiyorum. Yani biz oturamıyoruz şahsen. Konut sıkıntısı var, pahalılık sıkıntısı var. Onun dışında başka birçok sıkıntımız var. Yani çok sıkıntılı bir ülkeyiz genel olarak. Hani böyle bir şeyi de ancak, bilmiyorum, ancak sol bir iktidar çözebilir diye düşünüyorum. Çünkü sağ bu ülkede şansını 70 yıldır deniyor. Hani argo tabirle içine batırmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Her şeyi satmak üstüne gördükleri için ülkeye gerçekten ciddi anlamda bir üretim ve yatırım yapılmıyor yani. Gençler gidiyor, görüyorsunuz zaten. İşte biz kalan son saf insanlar olarak çalışıp ülke ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sağcılar mı diyeyim artık, siyasal İslamcılar mı diyeyim. Yani girdikleri zamandan beri hep bir demagoji, hep bir bedel ödedik muhabbeti. Ne bedel ödediler ben de bilmiyorum. Yani hani biz ailecek sol kesimden gelen insanlarız. Asıl bedeli benim akrabalarım ödedi. Sol kesim ödedi bu ülkede yani. 70 yıldır sürekli 80 darbesi olur, solcular kesilir. 90'da ülkücü hareket desteklenir, solcular kesilir. Yani ne zaman hangi bedeli ödemişler? Bir 96'ları var 28 Şubat. Onun da zaten kimin tarafından yapıldığı belli değil. Yani palavra ya, boş insanlar yani, anladınız mı? Bu insanlar bir daha bu ülkenin başına gelmesinler. Gelecekse şöyle sağdan da gelse düzgün dürüst insanlar gelsin. Sadece bunu istiyoruz yani. Bıktık demagojiden de manipülasyondan da. Teşekkür ederiz, sağ olun. Mesele nedir? Cumhurbaşkanı adayınız var mı diye soruyor. Cumhurbaşkanı adayımız mı? Vallahi hiçbir fikrim yok. En son kim oy verdi? Kim? Ben hiç oy kullanmadım ki. Yaşın kaç? Benim yaşım 23. Hiç kullanmadın mı? Yok. Peki, olursa kim oy verirsin? Kim, ben mi? Vallahi abi hiç kimseye oy vermem. Neden? Oy verip de ne yapacağım abi? Boş yani.